Konuşmaya başlarız, tamam? Tamam, tamamdır hocam. Merhaba, şu anda Kerim Nadir Oytun arkadaşımızla birlikteyiz. Bak, adını soyadını gördüğün gibi tam hatırlıyorum. Evet. Aslında Facebook'un faydası bu. İnsanlar birbirini görmese de birbirini bir şekilde isim olarak hatırlayabiliyor veya bir şekilde isimler hafızaya kaydolabiliyor. Sen de öyle bir arkadaşımsın. Yani Facebook'ta takip ediyorum ama seni tanımayan arkadaşlar vardır. İstersen kendini kısaca bir tanıt. Tamamdır hocam, teşekkürler. İsmim hocamıza dediği gibi Kerim Nadir Oytun. Fakat Facebook'um var kuşçular için. Onun da ismim de Dönekçi Kerim olarak yazıyor. Çoğu kişi beni bilmez. Hani yaş olarak böyle büyük bir insan zanneder. Aslında değilim. Daha gördüğünüz gibi genç bir arkadaşınızım. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Hani insanlarımızda her şey yaşa göre. Hani her şeyi böyle yaşa göre nitelendiriyorlar. Yani küçük seni sizi böyle küçük yerine koyma çabaları yapıyorlar. Fakat ben bunları aştım kendimce. Hani gördüğünüz gibi şu an hocamın yaşına bakarsanız, bir de benim yaşıma bakarsanız benle bir röportaj yapmaya uygun bulmuş. Hani ben bu beni sevindirdi açıkçası. Gayet de hani çok güzel bir şey. Öncelikle kendimi tanıtayım. Dediğim gibi ben Kerim Nadir Oytun, laboratuvar mezunuyum. Yani laborant ve veterinerlik mezunuyum. Şu an biraz heyecan yaptım. Kusura bakmayın hocam. Rahat ol. Yani ben seni biliyorum. Sen rahat olabilecek, kendine özgüven olan bir arkadaşımızsın yani. İşte şu an birkaç konulardan bahsedeceğiz Ramazan hocamla sizle. Güvercinlerin sağlıklı kümesi nasıl olmalıdır? Ve hastalıklarla alakalı bir şeylerden bahsedeceğiz. Dediğim gibi ben yaklaşık olarak 6 yıldan beri veterinerlik mezunuyum şu an. Veterinerliğin 5 yıllarını hazırlanıyorum tekrardan. Şu aralarda biraz nasıl diyeyim, kendi mesleğim adına bir şeyler yapıyorum, deneyler yapıyorum. Mesela büyük başlarda, küçük başlarda veya insan ilaçlarıyla güvercinleri tedavi edebilir miyim tarzında. Bu şekilde deneme yayılma yöntemlerini kullanıyorum. Hocam da bunları bana soracak zaten birazdan. Ben de size cevaplayacağım. Teşekkürler. Şimdi genç olma konusunda girdim. Gerçekten de hani genç olmak bazen dezavantaj gibi gözüküyor. Ama ben şunu söylüyorum. Yani yaşlı olup hiç bilgin olmamaktansa genç olup bilginin olması çok daha güzel. Yani bir de bir insanın toplumdaki yerini yaşı belli etmez. Yani aslında artık bunu insanlar artık bunun farkına varması gerekir. Bir insanın toplumdaki yerini ne belli eder? Davranışları, bilgisi, kültürü, hayata bakış açısı. Yani aslında toplumda bir insanda olması gereken özellikler ve var olmasını gerektiren, saygınlığı gerektiren özellikler bunlar. Şimdi veterinerlik, laborantlık ve kuş işini birlikte yürüten bir arkadaşımsın. Bazen hastalıklar konusunda insanlara yaklaşımlarını da görüyorum. Aslında hani nokta atışlar yapıyorsun ve toplumda bu konuda ciddi bir bilgisizlik var. Yani kuş bakıyoruz ama kuş sağlığı konusunda ciddi bir bilgisizlik var, değil mi? Evet hocam, fazlasıyla. Evet. Peki yani sağlıklı bir kümes nasıl olmalı? Yani mesela bu Hocam. işin ilmini, kitabını okumuş birisi olarak şimdi arkadaşlarımız kümesler yapıyorlar ama farkındaysan hala eski usul kümeslerde diretiyoruz. Mesela Avrupa'daki kümesleri de görüyoruz. Son derece modern kümesler yapıyorlar. Biz niçin hala o sabit eski kafalı kümesleri yapıyoruz? Hocam bir imkanlar. Şu an Türkiye'de çoğu kişi yani asgari ücretle çalışıyor. Bir bu. İki, insanımız sağdan soldan duyduğu şeyleri yapmak istemiyor. Gördüğü şeyleri yapmak istiyor. Hani kendiniz de görüyorsunuz kuş ucağı aslında. Az önce ne dedik? Gençlik olayını yaptık. Adam 50 yıldan beri dönek bakıyor ama bir kademe ileri gidememiş. Adam hala yerde dönekçilik yapıyor. O kuş da bunu eşliyor. Bilinçsiz şekilde götürüyor. Ama mesela ben bunu yapmıyorum. Ben ne yapıyorum? Belli bir soy, belli bir şeyi izliyorum, ediyorum. Ona göre eş yapıyorum. Ve kümesim de hani gidip 20-30 tane kuşum yok. İsterseniz kümesine bakalım hocam. Çok randımanlı olmayabilir. Hani görüntü şeysi. Ama emin olun içerisi çok ferah ve temizdir. 3 çift güvercinim vardır içinde. Hani onları da kendi aralarında hani binseler ve sıkıntı olmayacağından dolayı eşhaneleri yapmadım. Eşhanelerim hazır var fakat kullanmıyorum. Çünkü ikisi, üçü de yakın bir akraba. Hani başka biri binse bile sorun olacağını düşünmüyorum. Şu an asıl gelelim konumuza. Hocam şu an bazı arkadaşlarımız var. Çok güzel şekilde kümesler yapıyor. Demir kümesler. 10 numara. Fakat kuşun ve insanın doğası gereği demir hayvana zarar veriyor. Özellikle kış günlerinde nem, rutubet çok fazla oluyor. Ve biz bile bir nemli ortamda, rutubetli ortamda bulunduğumuz zaman ciğer problemi, böyle astım gibi sorunlar yaşıyoruz.
Hani bunları herkes aslında farkında, bilincinde ama içine gelmiyor. Bir 100 lira, bir 200 lira daha fazla verip içine böyle tahta, içine böyle kupik izolasyon tarzı yapmak istemiyor. Sadece ben zevkimi yapayım, döneyim, uçurayım, pırıltımı atayım derdinde. Ama aslında bu değil. Hayvanın sağlığı yoksa dönmez. İki, icraat yapmaz. Üç, hiçbir zaman böyle verimli bir şekilde durmaz hayvan. Ve sonra hayvanı keser atarlar. Yani dönek camisi çok yanlış bir şey. Hayvan bozuyor, takıyor veya kırgın diye bir gevşek hareketinde kesip atarlar. Bunlar yanlış. Bunlar en temel şey kümes. Kümes arkadaşlar. Dediğim gibi kümesimiz nasıl olmalı? Havlandırmaları çok çok iyi olmalı. Hayvanı kesinlikle ceyranda bırakmamalı. Ama şu an gördüğümüz çoğu kümeslerde hayvanlar ceyrana maruz kalıyor. Benden size bir tavsiye. Kümesin içinize girin. Gerekirse 10 dakika, gerekirse 1 saat. İçinde durun. Hayvanın böyle rüzgar koşullarını baksın. Hani nereden rüzgar esiyor, nereden gelmiyor. Veya havalandırma için de yani çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunları kontrol etsinler. İki, hocam istediği kadar 10 numara havalandırması kümesi. Hani sağlık programı 4 kümesi yaparlar ama verim gene olmaz. Hayvanların hocam en çok dikkat ettiği şeye dikkat edin. Güneşli havada hayvan güneşe doğru uçar. Güneşsiz ortam uçmaz. Aynı şekilde kümeslerde bunları bakılaraktan yapılmalı. Mesela benim evimin arkası. Güvercin damızlık kümesi için pek uygun bir yer değil. Günlük bilemediniz 5 saat 6 saat güneş ışığı görüyor. Çok randımanlı bir şekilde yavru alamıyorum. İnanır mısınız hocam? Benim 2006'dan önce köyde beton kümesim vardı. Derme çatma bir kümes. Ama içinde o kadar sağlıklı yavrular oluyordum ki anlatamam. Hatta fotoğrafını da atabilirim. Kümes demeye şahit ister. Çocukluğumda yapmıştık dedemle. O şekilde 10-15 yıldan beri devam etti. Ama içinde o derece sağlıklı yavrular aldım ki düşünün yani. Şu an kümesim havalandırma için birebir, böyle güneş için birebir güzel görüyor. Ama konumu yanlış yerde, konumu güneş görmüyor. Sıkıntı burada. Yani güneş görmediği için de aslında kümesimiz ne kadar iyi olsa da bir fayda olmadığını kendiniz görebilirsiniz. Hani Burada imkanlarımız. Kerim, burada mesela şimdi birinci tespitinde bir kere kümes havalandırması çok iyi olacak diyoruz. Yani kümesin içerisindeki hava akımı zaten kümesin içerisine girdiğiniz zaman o tozların havada uçuşmasından da bunu takip edebiliriz. Yani kümes içi havalandırması sağlık koşulu için aslında birinci öncelik değil mi? Evet hocam. Birinci öncelik bu. İkincisi ise mesela kümesin güneş görmesi dedi. Evet Zaten hocam. baktığımız zaman çoğu arkadaşlar biz bunu da anlatmaya çalışıyoruz. Yani kümes yönü her zaman güney ve güneydoğuya bakacak. Kümesin içerisi güneş alacak. Ilık rüzgarları da alacak. Yani o hava akımının sıcak rüzgarların içeri girmesiyle o hava akımının da sağlanması sağlayacak. Yani güneş aslında yavru alımı için de büyük bir olması gereken bir şey değil mi? Evet hocam çok fazla hani en önemli etkenler bunlar. Bir de hocam nem, rutubet. Hani dönek camiasını kendiniz de biliyorsunuz. Hani kümeslerimiz sahiden demirden yapılıyor. Hırsızlık olmasın, edilmesin diye ama yanlış. Hani tamam biliyorum imkanlarımız, şartlar bunu gerektiriyor. Ama demir kümesi hiçbir zaman randımanlı olmuyor. İstediğiniz kadar içine sunta, munta bir şeyler döşeyin. Hani demirin verdiği hayvanlara veren bir rahatsızlık var. Ben görmedim böyle demir kümeste hani hayvan 9-10 yıl boyunca yaşayıp da görev yaptığını hiçbir zaman görmedim. Ama eski beton kümesi, tahta kümeste 9-10 hatta 20 yıl yani 20 yıl kadar yaşayan kuşlar gördüm. Ama demir kümeste görmedim hocam. Kuşun ömrü gidiyor. Çünkü ciğer problemi buluyor. Ciğer problemi olduğu zaman da ileri gidemez. Geriye gider. Şimdi mesela demir kümesi neden yapıldığını sen de biliyorsun. Çünkü insanlar ben de isterim mesela tahta kümes yapalım. Daha sağlıklı olsun. İşte sen de biliyorsun ağaç rutubeti emer. Doğası gereği ağaç her zaman evlerde bile daha sağlıklıdır. Ama şu var, insanlar çok ciddi şekilde güven problemi de yaşıyorlar. Yılların emeğini birisi gelip bir çuvala doldurup gidebiliyor. Zaten insanların demir kümesi yönelmesindeki en büyük olay o. Demir kümesi yapılsın ama demir kümesi yapılırken bir söylediğin gibi izolasyonu yani iç köpük, iki iç kaplaması, üç havalandırmasının çok önemli olması gerekiyor ve farkındaysan mesela Bursa kümeslerinde bunu çok dikkatimi çekti. Altına geniş şu şekilde ızgaralar var. Yani Evet kuş hocam. dışkıyla hiçbir şekilde temas Temas etmiyor ve dışkıyı olmuyor. yere düşüyor. Ve aynı zamanda o ızgaralar alttan çok ciddi bir şekilde havalandırma sağladığı için de daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Farkındaysan yine Bursa tarzı kümeslerde baktığımız zaman üst havalandırmaya çok önem vermişler. Çünkü Evet hocam. genelde sen de biliyorsun biz ilkokuldayken öğrendik. Temiz hava alttan girer,
üstten çıkar. Şimdi bu hava akımı tavuk kümeslerinde de aynı şeyi yapıyorlar. Alttan hava akımı girdiği zaman, yani bu hava akımı yukarı çıkarken aslında tozları da birlikte dışarı atıyor değil mi? Bildiğim kadarıyla. Bir de hocam şimdi hocam şu an bazı arkadaşlarımız da her şeyi çok güzel yapıyor. Temiz ortam, temiz şart. Fakat unuttuğu bir şey var. Pislik içinde güvercin, yani dışkısı yapışmış şekilde olan güvercinlerin içinde toz, mikrop dışarı uçuşmaz. Ama temiz kümeslerde mikrop, bir, iki, kuru toz, kanat tüylerinin içindeki tozlar, bunlar havaya çok kalkar ve solunum yollarına sıkıntılar yapar. Bu hayvanı dışkılı olan kümeste durması daha hayır verir yani. Dikkat edin arkadaşlar. Kümesi temizlemekte sadece bir şey olmuyor. Bir taşlarımız var böyle kümesin altına atılıyor. İsim aklıma gelmedi. Bunlar mesela nemi, dışkın içindeki böyle asitleri falan taşın içine alıyor. Aynı şekilde o üzerindeki tozları da içine alıyor. Hani bunları yapabilirsin. İzolit taşlı yanlış hatırlamıyorsam. Hani bunları kullanabilirsiniz. Kaldes falan diyorlar herhalde. Olabilir mi? Kaldes ne? Falan diyorlardı. Evet. Kaldes gibi bir şey. Evet. Evet hocam, hani bazı arkadaşlar bunlara dikkat etmiyor. Benim diyeceğim bu kadar hocam. Bilgim şu an bu kadar. Aklıma gelmedi hani şu an bunlar, öyle diyeyim. Hani mesela ilk baştan tekrarlayalım. Havalandırma, güneş, nem ve toz. Zaten evet özellikle bu dönemlerde baktığımız zaman özellikle geçiş dönemlerinde hastalık daha fazla oluyor. Sıcak soğuk kısmına baktığımızda özellikle üst solunum yolları çok daha fazla oluyor. Peki hani kümeste temizlik konusunda ben şuna değinmek istiyorum bir de Kerim. Mesela küf mantarı. Yani mesela kümes temizleniyor ama dezenfektasyonu yapılmıyor. Kümes temizleniyor fakat kümes tozları çok fazla ortada kaldığı için daha fazla uçuşuyor. Yani kümes temizlendikten sonra bir havalandırılması, o küçük tozların çekilmesi, altta küçük toz yuvalıklarının yapılması, yani o tozların mesela kümesi yuvalıkları hiçbir zaman en alta doğru yapmayın derim. Her zaman yerden bir 5 santim de olsa yukarı kaldırın ki alta o küçük tozlar biriksin. Yani küçük tozların gireceği yer olsun değil mi? Hani şeye bak. Hocam onları şöyle bir şey de yapabilirler. Hani aşağıya böyle hani yuvalık tarzında bir şeyler yapabilirler ama kuşun girmeyeceği şekilde. Yaklaşıklar şöyle 3 santim bilemedim 4 santim şeklinde boşluk bırakırsa güvercinler uçuştuğu zaman o toz o şeyin altına gider. Yani o tenekelerin veya ne bileyim rafların içine birikir. Temizlemesi de kolay olur, kuşların sağlığı da iyi olur. Ama kuşun girmeyeceği şekilde olması lazım. Peki, mesela güvercin yemlemesi konusuna da değinmek istiyorum. Mesela şimdi arkadaşlarımız kümes içine bakıyorsun işte mesela kuşlarım hasta diye resim atıyorlar. Ama yerde yemler bir tarafta da büzüşmüş, bükmüş. Mesela ne tavsiye edersin? Yani burada bu yanlış değil mi? Yani şimdi bir taraftan hastalıktan şikayet ediyoruz ama bir taraftan da yanlış şeyler yapmıyor muyuz? Hocam çok fazla yanlış şeyler yapıyorlar. Bir, hocam damızlık kümesinin önünde her zaman yem bulunmaz. Her zaman yem yiyen hayvan hastalığı meyilli bir hayvandır. Bağışıklığı çöker. Çünkü ikide bir bağışıklık çalışır durumda olur. Yavruyu randımanla bakmaz. Hatta bunda kuşçu Suat Bal ustamızın dediği gibi hocam, kuşlarınızı böyle ayarlayın. Yiyeceği ölçülerde, yavruya bakabileceği ölçülerde verin ve kuşları şartlandırın. Hani yavruya baksın gelsin sonra yemeyeceğini bilsin. Bazı kuşçu arkadaşlarımız yemi veriyor. Kuş yavruya bakıyor, bir geliyor yem bitti. Kendine yem kalmadı. Ne olacak? Kuş bir sonrakinde yavru yem vermeyecek artık. Az verecek. Ne olacak? Sağlıklı bir şekilde yavru büyümeyecek. Sağlıklı yavru olmaktan sonra kümesin geleceği zaten yetişmeyecek. Yetişse de sağlıksız bir şekilde birey meydana gelecek. Dikkat ettiyseniz hocam kuşlar ense zamanında 3 veya 4 gün yavrular böyle gider. Ölecek seviyeye gelir bir anda. Kuruma. İşte yem de bu kadar önemli kuşlar için. Önünde duran yem hayvanı hasta eder. Yani, affedersiniz kuş geliyor üzerine dışkılıyor. Oradaki dışkının içindeki asit. Hani asiti nasıl diyeyim size dışkı demiyorum. Asit, sulu asit oluyor ya. O yem üzerine bulaşıyor. Kuş bunu yiyor. Ne oluyor? Mikroorganizma içine alıyor. İnsan şu an insanla da aynısını örnek vereyim size. Pisli bir ortamda pis şeyden yersek bizim bağırsaklarımız bozulur. Bağırsaklarımız bozulduğu zaman da ne olur? Otomatikmen böyle vücudumuz sersemleşir. Kuşların bünyesi bize göre daha hassas ve virüs gibi kendince E. coli, salmonella gibi şeyler üretebiliyor. Çünkü bağırsaklarına var zaten. Bu kötü beslenme, kötü koşullar, bunlar kuşların böyle sağlıklarını çok fazla şekilde bozuyor. Şöyle bir daha örnek vermek istiyorum hocam size.
verdiğiniz bayat yeminler özellikle. Geçenlerde ben yaptım, bir soyumu kaybettim. Bilginiz olsun. Mikrofon yakana sürttüğü için ses yapıyor herhalde. Tamam hocam, şöyle tutsam iyi midir? Çok daha ses yok daha net geldi. Evet. Tamamdır. Hocam size bir örnek vereyim. Bu hatayı ben kendim yaptım. Belli yanında belli miktar para vardı. Ben de o paraya göre bir fazla yem alayım diye biraz ucuz karışık yem aldım. Kuşlarım da kış günü yavru alayım diye, hani üreteyim diye. Çünkü soyları yok. Aldığım kişi abimiz de vefat etti. Üreteyim diye kuş kümesinin her yerine laylonu kapattım sıcak olsun diye. Hani kendim belli şartlarla ilgileniyordum. Yeni havlanıyordu kümes. Bir ay ilgilenemedim kuşlarla. Karışık yemim de bayatmış, farkında değilim. Hani gece vakti almıştım kuşları. Gece vakti yemlemesi yapıyorum. Gündüz vakti uğraşamadım. Sonra bir geldim bir gün akşam, kuşumun bir tanesi yumurtadan kalkmış. Şimdi kümesin önünde yem olursa ne olur? Fareler gelir. Fareler olur. Ben de birkaç defa gördüm fareyi. Ama ilgilenemiyorum da kümesle. Acaba dedim hani yumurttan fare mi kaldırdı kuşu rahatsız ediyor diye. Öyle sandım. Bir gün sonra baktım gene aynı. Suyun başında büzüşüyor hayvan. Bir baktım hocam ağzında kuruma var. Peynirleşme. Yani ciğerin artık bittiğini gösteren bir ifade. Çünkü dışa kadar yayılmış. Bu ciğer problemleri her kümeste, her kuşta vardır. Bir günde olabilecek bir şey. Bir günde. Bunlar için size bir iki tane daha bildiğim ilaçlar var. Onları verirseniz eğer çok faydalı şekilde, insan ilacı bunlar. Multovic C olması lazım. İsmini tam hatırlayamadım. O konulara da gireceğim Kerem. Mesela şimdi orada dikkatimiz için ben mesela bazen senin kelimelerinde ince nüansları yakalıyorum. Mesela şimdi ilk başta yemi zaten ölçülü vermemiz gerektiğinde anlaştık. Evet. Yani bir kümeste 30 kuşumuz varsa eğer kuş başına 30 gram yem vereceksek bu mesela 1 kilo yapar örnek diyelim. İşte evet. 1 kilo yemi işte 300 gramını sabah, İşte geri kalan 700 gramını da akşam vermemiz lazım ve kuşların önünde hiçbir zaman yem olmaması gerekir diyoruz değil mi? Evet, bu birinci. Bir de uçurma ve damızlık kümeslerindeki yemlemeler de çok önemli benim kanaatimce. Uçurma kümesinde hocam kuşlar daha çok efor sarf ediyor. Damızlık kümesinde hayvanlar yatıyor. Yan gelip yatıyor, yavru bakıyor sadece. Pek bir enerji, efor sarf etmiyor. Ama uçurma kümesinde hayvanlar zil zurna aç kalıyor ve çok fazla eğitim görüyorlar. Yeri geldiği zaman 20 hava, yeri geldiği zaman 30 hava yavruyken. Bu da hayvanı bir zaman ne oluyor? Kaslarından yemeği şey yapıyor. Yani demek istediğim nokta şu. Arkadaşlarımız çoğu bilinçsiz yapıyor. Ben çoğu uçurma kümesine gidiyorum. Verdiği sadece bir kuru buğday. Hayvan uçurdu 4 hava. Ben, sadece ben geldiğimde düşünün. Birkaç tane misafir geldiğini düşünün. Yani rahat 10 hava, 15 hava gidiyor. Fakat bu hayvan neyle karşılayacak bunu? Neyle? Sonra performansı düşüyor. Niçin düşüyor? Çünkü vücudunda alamıyor, gıdayı alamıyor, enerjisini alamıyor. Düşünün, siz bile böyle belli bir şekilde düzeniniz bozuk şekilde veya sadece ekmek veya sadece böyle tatlı şeylerle beslediğiniz zaman ne oluyor? Bünye çöküyor. Bir serum ihtiyacı, bir hastaneye gitme ihtiyacı diyorsunuz. Kuşlar da böyle ama bunları söyleyemiyorlar. Hani benim size tavsiyem uçurma kümesinde olan arkadaşlar özellikle kuşların protein açısından daha verimli, daha yüksek kalitede yani yemler vermesini tavsiye ederim. Ve kuşlarınızı zil zurna açık bırakmak yerine hani belli bir koşullarda şartlandırın. Mesela ne yapayım? Uçurun kuşunuzu, uçurun birkaç tane yem atın. Hani yere gelmesini bilsin. Veya geldiği zaman yemeyeceğini bilsin. Hayvan aç kalacağım. Hani sadece uçup duracağım şeysiyle gitmesin. Hayvanın havada kanat açacak hali yok. Arkadaşımız kümesin hala yem vermiyor. Düşünün. Sonra 2-3 gün sonra bu kuş bozdu. Bu kuşun enerjisi yok, neşesi yok, dönüşü bıraktı diyor. Yemleme bu konuda çok çok önemli. Yani diyeceğim konunun bir tanesi bu hocam. Hocam şu an İzmir gibi, İstanbul gibi, Bursa gibi büyük yerlerde biz gibi böyle doğadan direkt buğday alamıyorlar. Ve çoğu yetiştiriciler de işin farkında ve kalitesiz buğday veriyorlar. Kalitesiz yiyecekten kaliteli bir şey beklemeyin. Öyle diyeyim size. Kırık buğday mesela. Kırık buğday kuşlar çok güzel enerji verir fakat besleme yeteneği zayıftır. Veya sert buğday derler aslında. Biz onların sert sarı buğday değil de kırmızı buğdaylarını alırız. Kırmızı buğdayın içindeki lipler daha fazla ve besleyicilik oranı ve kuşlara enerji verme daha şeydir, hani daha dinçtir. Dikkat ederseniz bir tane sarı buğday alın, bir kilo, bir kilo da kırmızı buğday alın. Kuşlar kırmızı buğdaydan 10 tane yiyecek doyacaktır, sarı buğdaydan 40 tane, 50 tane yiyecektir. Hani alabildiği kadar ama doyma ismi olmayacaktır. Sadece kursakta şişkinlik yapacaktır. Bu da hayvanı yorar. Hocam besleme şekilleri dedik, bir tane yanlış bir şey var. Çoğu kişi terasla besliyor. Ve görüyorum toprak, taş, mermer ve kalsiyum tarzında elementler vermiyor hocam.
dikkat etmişsinizdir. Bu da kuşun böyle bir şeyler aramaya ihtiyacı ediyor. Hani arkadaşlar paylaşıyor bazen videolarda görüyorum. Kuş böyle bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Sadece istediği bir tane taş aslında. Taşıyıcısı çalışmadığı zaman kuş hasta olur, ölür. Ve niye hasta oldu der. Çoğu hastalık aslında hocam mikrop ve şeyden değil, yemden değil aslında. Taşıyıcıdaki taşların bitmesindendir. Hani yemlemeden bahsediyorum ama en önemli nokta bu bence hocam. Bilginiz olsun. Hani belki çoğu kişi biliyordur. Güzel bir noktaya değindin. Yani özellikle bina üstlerinde yani çatı katlarda besleyen arkadaşlarımız hani granit mineral taş vermeye özen göstersinler. Çünkü kuşun ihtiyacı ve bir hastalık sebebi olarak ortaya çıkabilir diyorsun, değil mi? Evet. Hocam bir de bir tane daha konuya değinmek istiyorum. Bu yine yemlemeyle alakalı sonuç olarak. Hayvanlarımızın çoğunda vitamin eksikliği var. Vitamin veriyorum, ediyorum diyor ama bilinçsiz vitamin. İçinde B1, B6, B12 vitaminlerinin oranlarını kontrol etmeleri lazım. Mesela ben, adenin diye ilacımız vardır. Biliyorsunuzdur belki. Büyükbaşlar için kullanılır. Ben bunlardan yaklaşık olarak ayda kuşlarıma böyle 0,5 gram yani yarım gram diyeyim size ağızdan veriyorum. Hayvanın eksikliği oluyor. Döl vitamin dölü oluyor. Sonra nasıl diyeyim dölsüzlüklerle problem oluyor. Sonra ne yapayım? Uçma eksikliği, gözlerindeki böyle gözlerini sulanmalar. Bunlar genelde A vitamin eksikliğinden kaynaklanır. Ben bunu ademin veririm. Geri geldiği zaman B12 kompleksinden veririm. Bir de insanların kullandığı kalsiyumlar vardır hocam. Bilirsiniz suda eritilen. Evet, Bunlar sağ olun. kesinlikle vermelerini tavsiye ediyorum. Çünkü abi git. Çünkü hayvanın vücudunda zaten eksiklikler var. Genellikle çoğu insan dişlerini yoruyorlar. Yani bu kuşlarda en fazla dişlerde kaynaklanıyor. Hani hastalık sebebi. Çünkü bağışıklıkları zayıf hayvanlar. Zaten taş toprak bulamıyor. Bir de yumurta yapıyor. Ona baktım bir ay falan yavruyu büyütüyor. İyi kötü yumurttan çıkıyor. 1,5 aylıktan olduğu zaman tekrardan erkek enseye geliyor. Kuştayken kendini toparlayamadan bir daha yumurta atıyor. Ve verim bitiyor. Hani diyeceğim şu hocam. Bu besleme konusunda hocam dikkat ettiğim şey beslemeden çok aslında taş, mineral bunların önlerinden eksik edilmemesi ve temiz olması lazım. Bu taş minerallerin de dediğiniz gibi hocam her zaman önde bulunması, kuşların böyle dışkılarının veya ne bileyim böyle bir hayvan hasta olmuştur, kusar onun üzerine. Oradaki mikroplardan diğer kuşlara da saçılabilir. Bu besleme aslında çok önemlidir. Besleme ve su hocam. Besleme dedik ama su da çok önemli hocam. Çünkü niye dersiniz? Su da çok büyük bir hastalık yapar. Suyun ne kadar temiz, ne kadar böyle etrafında yosunlar olmamasına dikkat etmemiz lazım ve elimizden geldiği kadar taze su verilmesi lazım. Çünkü biz insanız. Bizim bile bir gün geceden bıraktığımız suyu sabah içerseniz tadındaki değişikliği görürsünüz. Bu aslında hayvanın bünyesine bile zarar verir. Aslında biz kendi elimizle hayvanları hasta ediyoruz. Doğada hayvan bunu bayağı çekip su içmez. Şimdi bir konuda, bu konuda da mesela şimdi arada giriyorum, kusura bakma. Mesela şimdi suluk konusunda kümeslere gittiğimiz zaman en çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi. Hatta bir arkadaşım geldiğinde bu konuda bana da söyledi ve gerçekten de ondan sonra daha çok dikkat etmeye başladım. Yani normalde zaten dikkat ettiğim bir şeydi. Bir kere suyun günlük taze verilmesi gerekiyor. İki, içinde kesinlikle yosun olmaması gerekiyor. Değil mi? Yani mesela şimdi elimizi suluğun içine soktuğumuz zaman böyle bir yağlı bir katman oluyor ve bazen simsiyah Hocam oluyor. Evet. lafınızı bölüyorum kusura bakmayın ama Yok hocam bu yok. suluğun koydukları yerle alakalı bir durum da var. Güneş ışınlarını alıyorsa o her zaman olur. Ne kadar temiz de yapsalar. Hani bir de suluğun güneş ışınının görmediği bir yere koyarlarsa daha güzel olur. Evet hocam. Suluğun zaten yerden yukarı kaldırılması gerekir. Evet. Güneş ışığı görmemesi gerekir. Ve mümkünse suluğun yani en azından haftada bir sefer diyelim temizlenmesi gerekir. Ve mümkünse iki suluk bulundursunlar. Birisi kurusun, iç duvarları normal bakteri varsa bakterileri temizlensin. Yani sulukları bile dinlendirmek gerekir, değil mi? Evet hocam, sulukları dinlendirmek lazım. Bir arkadaşlarımıza bir tane daha kullandığım taktikten vereyim. Hocam, yem kadar önemli bir tane aslında şey var. Vitamin diyelim artık veya eksik diyelim. Biz bunu hocam veterinerler olarak şey yaparız. Gebe ineklerde yani enerjisi noksanlığı olanlarda bir tane hayvanı içiririz. 1 litre veya 2 litre olarak. Ben bundan aldım. Kuşlarımın sularına böyle 3-4 damla şeklinde veriyorum. Ve kuşlarındaki enerji daha çok oluyor. Niye dersiniz? Kuş zaten ne kadar karıcık yemine şeyin niyesi de alamadığı gıdalar oluyor. Minerallerden dahi alamadığı gıdalar oluyor. Bundan vererek ben bu sorunu çözdüm hocam. Daha sağlıklı yavrular almaya başladım. Mesela Bilginiz onun olsun. ismini de İsmini vereyim. verebilirsin. Enerji Power.
Enerji pol. Veterinerlerde vardır. Şişeler içinde satarlar böyle. Evet. Şimdi şunu söyleyebiliriz değil mi? Mesela dalı ayrı bulundursunlar, uçum kümesinin gemi ayrı bulundursun, yem rasyonları da damızlık kümesinin yem rasyonları ayrı, uçum kümesinin yem rasyonları ayrı olsun, yem kuş sayısına göre versinler, mümkünse yemliklerde versinler, sulukları günlük suyunu değiştirsinler. Susuz Evet. bırakmasınlar, suluklar temiz olsun, güneş görmesin, yerden kaldıralım değil mi? Evet Yani hocam. kısa özet olarak bunu söyleyebiliriz. Bir tane daha söyleyeyim hocam da artık bitirelim bu isterseniz bu şeyi. Hocam bir de Yok yok, kuşların yem bence saatlerini devam edelim. yem saatlerini çok iyi ayarlasınlar. Hayvanlar çünkü bünye ona göre ayarlıyor kendini ve bu aslında yem düzen bozuksu hani bozulması hayvanı daha çok hasta eder. Size küçük bir örnek vereceğim. Mesela süt sağım şeyleri vardır, üniteleri vardır çiftliklerde. İnekler belli bir saatlerde gelir, belli bir saatlerde kendini sütünü indirger. Mesela saat 8'de hayvan sağmaya başlamıştır. Siz bu hayvanı 9'a sağarsanız bu hayvan 9'a kadar süt sızdırma yapar. Veya 7'de sağmaya başlarsanız bu hayvandan saat 8'deki kadar vereceği şekilde verim alamazsınız. Veya saat ilkinde hayvanı 5'te yemliyorsanız 6'da sağarsınız. Mesela bundan da ona göre kendiniz de verim alırsınız. Aynı şekilde döneklerde veya başka güvercin ırklarında da böyledir. Hani yem saatlerine dikkat edin arkadaşlar. Çünkü hayvanın bünye kendini ona göre ayarlıyor. O an yem yiyemediği an E. coli, salmonella ve daha çok hastalıklar bir anda başlar. Çünkü bağışıklık sistemi bir anda çöküyor. Hayvan zaten aç. Hani lütfen bu konulara dikkat edin. Günde gerekirse iki yemleme. Hani kuşunuzun şeysine göre artık. Yeme isteğine göre veya ayarladığın saate göre. Mesela ben güvercinlerim iki şey yemleme yaparım. Saat 11 gibi, 10 gibi yaparım. Bir de akşamüstü 6-7 gibi. Başka yem vermem yani. Hocam bu kadar Yani diyeceğim. yem saatinin de hep belirli bir saatte, yani hayvan o yem saatini beklemesi gerekir. Yani hayvanı şaşırtmayın diyorsun. Yani bir gün sabah, bir gün öğlen, bir gün akşam vermeyin. Genelde yemleri hep aynı saatte verin. Hayvanın metabolizması da ona göre kendini hazırlasın diyorsun. Aslında söylediğin kelimelerin içerisinde çok güzel de bir şey vardı. Hani onu da geçmek istiyorum. Mesela E. coli ve salmonella şu andaki kümeslerdeki en belli başlı hastalıklardan. Hastalık. Şimdi E. coli ve salmonella kuşun bünyesinde zaten var. Bu bağırsak sistemi zayıfladığı anda, bu işte probiyotik yararlı bakteriler, bağırsakların %98'i yararlı bakterilerden oluşuyor diyoruz. Yani bağırsak sistemindeki bakteriler çöktüğü, yararlı bakteriler azaldığı anda E. coli ve salmonella devreye giriyor. Değil mi Kerim'im? Evet hocam. Evet. İşte hocam zaten dediğim gibi biz aslında bu E. coli salmonella kendimiz yapıyoruz. Dediğiniz gibi besleme saati 1, 2 hayvanı böyle aç bırakarak yeterli şekilde yemlemeyi yapmayarak ve çoğumuzun kümesinde 50'den fazla güvercin var. Hayvan ona göre ayarlayamıyor ve çoğunluk olan yerde biri az yer biri çok yer. Her insanlarda da böyledir. Eli açık olan hızlı şekilde yer götürür, ağır olan sondan ne kalırsa yiyebilirse. Kuşlarda da böyledir. Ve uçum kümesi hocam şu an aklıma geldi. Uçum kümesinde doyan güvercinlerimiz ayrı, yeni düşen güvercinlerimiz ayrı beslemeliyiz. Çünkü yeni düşen uçurma kümesine geçen yavrularımız çok kırılır ve hasta olur. Buna özellikle dikkat etmemiz lazım. Gerekirse tek kümesimiz varsa eğer yeni yeme düşen yavruları özellikle bir tık fazla besleyin. Aç kalmasınlar fazla. Ve diğer güvercinlerle nasıl diyeyim bir tutmayın. Çünkü onlar daha acemi, çaylak, yem yemesini ve daha yeni öğreniyor. Bu da çok önemli bir nokta hocam. Şu an aklıma geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi mesela güvercin sayfalarında hastalık sayfaları var. Şimdi hastalık sayfalarını sen de takip ediyorsun, ben de Evet takip ediyorum. Hatta bazılarını bir süre takip ediyorum, ondan sonra bırakıyorum. Şimdi hocam. Hocam. mesela yani şimdi sen de biliyorsun, bir hastalık yazılıyor ya da işte diyor ki kuşum kusuyor, örnek vereyim. Altına yüzlerce, binlerce farklı yorum geliyor ve hangisini uygulasın facia. Şimdi hastalığı tespit etmek bence birinci önlem. İkinci önlem hastalığa ilaç vermek. Aslında en baştaki şey hiç hasta etmemek. Şimdi hastalığı doğru tespit edemediğimiz için doğru ilaç vermiyoruz. Doğru ilaç vermediğimiz zaman da çoğu kuşu öldürüyoruz. Ne diyorsun bu konuda? Hocam hastalık tespiti bence var ya her yiğit yapamaz öyle diyeyim size. Bunu yani iyi bir şekilde anlayan ve bu konuda ilgisi olan insan yapar. Herkes karadüzen dönek besliyor. Herkes karadüzen kuş bakıyor.
Hani aslında bu hastalığı şey yapmak kuşlarımızı takip yoluyla geçer. 30 tane güvercin varsa 30 tanesinin her günkü hareketlerini aslında beynimizi kaydederiz. Kaydettiğimiz zaman her şeyin normallik ve anormallik olduğunu fark edebiliriz. Bugün bakarsanız kuşunuz düne göre biraz keyifsizdir, bir tık. Bunun farkına varmanız lazım. Eğer o gün farkına varamazsanız ikinci ve üçüncü gün kuşunuzun öldüğünüzü bile görebilirsiniz. Çünkü bünye bir Yani anda kendini mahvediyor. aslında ben her zaman şunu söylerim. İyi bir kuşçunun iyi bir gözlemci olması gerekir. Bununla Evet hocam. ilgili birkaç da açıklama yapmıştım. Demiştim ki hani mesela işte yem saati kuşa yem veriyorsunuz ama kuş yeme koşmuyor. Ya da kuş bir köşede bekliyor. Ya da işte kümesini açtınız, kümesten kuş dışarı çıkmıyor. Yuvalığında veya bir köşede bekliyor. Veya kuş tüyünü kapatmış. Herhangi bir aktivite bulunmuyor. Yani bu tür durumda kusura bakma, bu tür durumda o kuşla ilgilenmek gerekir, değil mi? Evet hocam. Zaten hocam kuş böyle bir isteklik varsa kesin kuşta bir ateş tarzında bir şey vardır. Ve bu zamanlarda hayvanlar şu an tüye giriyor. Birinci tüy ve ikinci tüy dediğimizde. Şu an baş çeneklerimiz vardır bilirsiniz. Bir de kuşların kanada yakın olan taraf vardır. Tam bunların ortasındaki tüyü atamadığı zaman kuş yemlemek istemez. Köşedeki kenarda büzüşür. Uçmak istemez. Bir anda ölecek seviyeye bile gelir. Hatta o bir tüy hayvanı öldürür. Hocam ben biliyorum geçen sene uçurum kümesinde bir kuşum vardı. Kuş uçmak istemedi. Bir günde kuş kendinden geçti. Mahvoldu. Bir günde. Ben ikinci gün farkına vardım bu olayı. İkinci gün bu olayın farkına vardım. Kuşun çelengine baktım atamamış. Atamadığı için kuş da ateş yapmış. Kuş ne yeme geliyor ne uçmak istiyor. O tüyü yoldum. İkinci gün hani kuştan eser kalmadı. Dünkü kuştan eser kalmadı. Kuş uçuyor, görevini yapmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Demek istediğim nokta şu. Kuşlar bunu anlatamaz. İyi bir gözlemcilikle bunları takip etmemiz lazım. Ve iyi bir şekilde bilgi sahibi olmamız lazım. İnsan biliyorum diye ben de övünmemeli. Her zaman bilgiye açık olmalı. Kim ne olursa olsun. Hani çünkü herkesin bildiği bir şey var. Bu bilgiyi güzel şekilde paylaşıp anlatmak lazım. Bu konuda sizin bana çok desteğiniz oldu hocam. Yeri geldiği zaman yapamadığım şeyler oldu. Hani düşünemediğim şeyler oldu. Siz bunları bana gösterdiniz. Çok sağ olun yani. Bu konuda da çok faydanız oldu. Hepimiz birbirimizi Hocam. beğeniyoruz zaten. Şimdi o çelenk konusunu geçmek istemiyorum. Hangi çelenk en sıkıntılı dedin? Kerim'le bunu Hocam arkadaş ortadaki. anlat. Hocam Evet. en ortadaki. Bir tarafı böyle vücuda bakar, bir tarafı kanadın dışına bakar. Oradaki ilk yani ortadaki çelenk hocam. Genelde böyle siyahla beyazın ayrıldığı noktadadır. Hani bir tarafı böyle kavisli bakar, diğer Noktası. tarafı böyledir hocam. Aynen. Peki Hatta şu an mesela yavru konusunda değinmek istiyorum. Mesela şimdi kuşlar yavru bakıyorsun tüyü pırıl pırıl. Yani yavru büyümüş böyle artık yuvasından atlamış yeme düşmeye yeme vurmaya başlamış. Ama yavru o böyle cam gibi olan yavru birden ölüyor. Bu konuda ne demek istersin? Yani o kuşu hocam öldüren nedir? dediğim hocam bir kümeste mikrop veya virüs gibi bir şey olabilir. Gençlik hastalığı deriz bunu. Genç kuşlarda çok fazladır. Yani bir tek bir güvercin olursa şüphelenmemek lazım ama yeme düşen bir 10 yavru da olursa kesinlikle gençlik hastalığı vardır. Veya yuvada ölüp kalan yavrular varsa bilin ki bu gençlik hastalığıdır. Bunda aşısı var. İsmini tam bilmiyorum. Bu aşı yapmadıktan sonra pek fazla şekilde randımanlı yavru büyütebileceğinizi sanmıyorum. Ve yemi düşen yavruyu bahsediyorum. Bir, dediğim gibi kuş daha acemi. Yemi bilmiyor, suyu bilmiyor. Bunu takip etmek lazım. Suyu bilmeyen bir kuş 3 gün sonra belki artık ölüm fermanını hazırlayabilir. Öyle diyeyim size. Hani bunu dikkat edin. Çoğu kümesteki yavrular susuzluktan ölüyor. Çoğu kümesteki. Susuz olan Yani bir hayvan istediği kadar yem yese de hocam randıman sağlamaz ve ölüme teşvik alır. Bunu dikkat etmiyorlar. Bir. İki hocam. Hocam sesiniz biraz gitti gibi ama. yok yok dinliyorum ben dinliyorum. İki hocam bağışıklık sistemi büyük kuşlara göre çok çok zayıf. Dediğim gibi su içmeyen bir hayvan vücuttaki E. coli, salmonella gibi mikropları yani bakterileri bir anda artış gösterir. Artış gösterdiği gibi kuş artık bir anda kafes yeri bile olabilir. Sapasağlam kuş. Kafayı biliniz böyle sallamaya başlayabilir hocam. Bu neden kaynaklanıyor? Su içemediğinden. Suyun yerini bilmediği için. Yani bir yavru sonuçta daha yeni bir ortamda arayış içinde ve suyu direkt göremiyor zaten. Soluk kapalı bir yer. Bunu da diğer güvercinlerden göre idrak edemezse, yetiştirici farkına varamazsa bu yavru kendi kendine artık ölüm hazırlamış olur. Aslında en dikkat edeceğimiz nokta şu. Yavru su içebiliyor mu, içemiyor mu? Yemi yiyebiliyor mu, yiyemiyor mu? Bunu kontrol etmek lazım. Ki bu da kalabalık kümeslerde olmaz. Benim size tavsiyem gerekirse 5 kümesi yapın, 100 tane kuşu 5 kümese katın. Bir kümese katmayın. Çünkü takip edemezsiniz.
Diyeceğim bu kadar hocam. Yalnız çip içmedim. Hatta mesela bazı ustalarımız tutar kafasını suluğa sokar ki suyu suluğu bulsun diye. Bazen ben peynir mesela yoğurt kümeslerinde peynir sesim gelmiyor Hocam mu? kulak düştü bir anda. Yoğurt kümeslerinde mesela peynir kutularına su koyuyorum. Yani hayvanın suya daha rahat ulaşmasını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü suyu bulamadığı zaman hayvanın zaten çöktüğünü ve hani yıpranmaya başladığını ki uçmak istiyor, ne yaptığını bilmiyor, sersem bir tavır içerisine giriyor. Gerçekten dediğin gibi suyu bulması gerekiyor. Peki bir de şunu soracağım. Mesela kuşunun tüyünü dökmesi gerekir mi? Eğer tüyünü dökemezse, yavruluk tüyünü dökemezse kuşu kaybeder miyiz? Evet hocam. Yavruluk tüyü zaten hayvanın en önemli şeyi. Bunu atması lazım. Dediğim gibi bu çenekler aslında kartlarda dediğim gibi çenek zamanlarında, genç kuşlarda ise yavrunun direkt başladığı zamanlarda gözlemlenir. Ki zaten yavru kuşunuzun dikkat edin dediğim ortancı çenek yani tam kuşun tüylerin ortasındaki yer yani anladınız dediğim tarafı. Bir tarafımız vücuda bakar, bir tarafımız kanada bakar. Bu tam ortadaki yere atar. Atamayan yavru zaten büzüşür. Ölmeye meyillenir. Bu çeneği atabilmesi lazım. Ve ondan sonra sıra sıra baş çenekler, baş çenekler derken sıra sıra tüyünü hazırlar ve kendine gelir. Kerem, bir soru daha sormak istiyorum. Mesela şimdi Evet hocam. dışarıdan bir kuş getirdik. Kümesimize koyacağız. Yani Evet hocam. karantina nasıl olması? Karantina önlemleri karantinada neler yapılması gerekir? Hocam karantina hocam bazıları der 21 gün bazıları der 30 gün. Ben pek fazla asıl olduğunu düşünmüyorum. Çünkü niye derseniz bu süreler bile çok kısa bir süre. Çünkü o güvercin içinde virüsler vardır fazlasıyla. Çünkü başka bir kümesindeki sağlıklı güvercin başka kümese geldiği zaman hastalıklı bir güvercin dönüşebilir. Çünkü her kümesteki bir hastalık veya mikrop veya bakteriler bir değil. Hepsini hocam böyle karmaşa bir şekilde nasıl diyeyim birbirleriyle karmaşır yapar ve kuşun bünyesi kaldıramaz ve ölür. Yani benim demek istediğim nokta şu. Karantina gerekirse tek bölümler haline göz göz diyelim. Mesela 20 tane bir tane şeyi 20 tane göz olarak ayarlayalım. Bunların hepsini tek tek katalım. Mesela ben şu yanlışı görüyorum. Adam karantinaya güvercin sokuyor hocam. Bir ay duruyor. Bir ay duruyor ama yeni getirdiği güvercin de o bir ay duran güvercin yerine katıyor. Bir anlamı kalmadı bunun. Karantinadaki güvercin hani karantina durduğunun hiçbir anlamı kalmadı. Artık o güvercin bildiğiniz taşıyıcı şekilde diğer tarafa geçiyor. Yani o yüzden irtibatları kesmemiz lazım hocam. Teke tek dediğim gibi bölmeler halinde hayvanları tek tek tutmamız lazım. Ve o karantinadaki hayvanlar ilk geldiği zaman hocam ayaklarını güzelce dezenfektanlarla gerekirse böyle kireçli suların içine falan katarak ilk başta ayaktaki mikrobu kırarak kümesi sokalım. Ve o karantinadaki yerde hocam ızgaralı olması lazım. Yani kuşun dışkısıyla birebir temas olmaması lazım. Ve hocam dikkat edeceğim noktalardan bir tanesi şu. Bazı ilaçlar var. Hani kendiniz de bilirsiniz. Ben genel dışarıdan gelen kuş hocam enrofilaksisin dediğimiz veya penisilin dediğimiz birkaç tane ilacı vururum. Yani vurmak zorunda kalırım daha doğrusu. Neden derseniz şimdi hayvanın bünyesinde büyük ihtimalle zaten hastalık vardır. Büyük bir ihtimalle. Ben bunu vurarak bir nebze önüne geçirmeye hani önüne geçmeyi hedeflerim. O karantina süresi bir ay ise 2 haftaya indirgerim mesela. Ben bu şekilde yapıyorum hocam. Bir de arkadaşlarımın dikkat etmesi nokta şey hani ne kadar karantinada alsalar dışarıdan her sokulan kuş bir canlı bombadır. İsterse bir ay isterse 2 ay karantinada olsun. Hani sonuç olarak hayvanın bünyesi çöktüğü an hepsini götürür. Demek istediğim bu hocam. Karantinada bir kere ayakları yıkıyoruz. İç parazit, dış parazit, enofilaksin dediğin baytirin enrosi, Aynen enrokuir. Bunun hocam. Enrofilaktik. enrofilaksin etken maddesi. Şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi her kümesin bağırsak florası farklı. Yani her kümes kendine has bir bağırsak yapısı oluşturuyor ve her kümesin hastalığı farklı. Görüntü gitti. Hocam Her kümesin şimdi hastalığı gelmiş olması farklı. lazım. Şimdi mesela başka bir kümese kuşu getirdik. Kümesimize sal. Yapmadık. Getirdik kümesi sal. Aslında bu canlı bomba gibi bir şey değil mi? Evet hocam. Yani mesela siz başka bir kümesi mikrobuyla kendi kümesinizin mikroplarını tanıştırıyorsunuz.
Orada en çok farklı bir şey çıkabiliyor. Belki getirdiğiniz kuş yaşıyor ama siz kümesinizdeki bütün kuşları kaybedebiliyorsunuz. Aslında kütlelerden kuş soğulan, fazla kuş giren kümeslerde hastalık sayısı çok fazla. Bu konuda ne demek istersin? Hocam dediğim gibi kalabalık ortam kalabalık şekilde toplu şekilde ölüm getirir. Her zaman dediğimiz gibi olabildiğince sınırlar içinde olması lazım. Mesela şu an dışarıdan sokulan güvercin bile toplu ortam atılıyor. Toplu ortam herkesin geçebildiği yere dışkı yapıyor. Dışkı yaptığı için bir kişinin basmasıyla hepsini bulaştırıyor. Yani demek istediğim nokta şu. Toplu olan güvercinlerimiz, toplu olan kümeslerimiz daha dikkatli olmalı lazım. Bu konu çok önemli bir şekilde hayvanları etkiler hocam. Yani bir anda dediğimiz ekoli derler aslında ama ekoli değil. Aslında virüslerin birbirlerini tanışması ve toplu şekilde ölümleri götürür. Hocam dediğim gibi hiçbir zaman toplu şekilde kümeslerde hayvan bulundurulmaması lazım. Hani kümesin randımanına göre. Yani yeri geldiği zaman bir kümesin 20 tane güvercin var o bile çok geliyor. Niye derseniz hocam güvercinler de stres yapıyor. Stres yaptığı an o sağlıklı güvercin bile hastalık güvercinine dönüşüp diğerlerinin ölümüne sebep olabilir. Ve hocam bunu en çok Ya, dişiler yapıyor. Dikkat edilmesi lazım. farkındaysan mesela kümes konusuna değinmiştik. Bir çift kuşun 0,50 metreküp yer olması gerekiyor. Yani bir çift kuşu hazırlayacağımız boşluk 0,50 metreküp kuşa yaşam alanı bırakmamız lazım. Şimdi kalabalık kümeslerde çoğu arkadaşımıza anlatmaya çalışıyoruz. Stres. Aslında stres insanda da hastalığın kaynağı, güvercinde de hastalığın kaynağı. Yani stres dediğimiz şey aslında bakterilerin, virüsün, bağışıklık sisteminin düşmesinin hepsinin ana kaynaklarından birisi de stres ve bunun da en büyük etkisi kalabalık kümesler. Evet hocam. Hani Evet. dediğim gibi elinde Yani varsa hani belli bir soyunu takip etsin. Takip soy için hani soyu dışında olan güvercinleri bence bir an önce kümesinden temizlemeleri lazım. Dediğim gibi hocam toplu olan her yerde her zaman felaketler vardır. Şu an ortamda bulunduğumuz koronavirüsü gibi. Toplu ortamda daha çabuk yayılıyor. Köy gibi, kasaba gibi küçük yerlerde biraz daha bir tık daha aşağı yayılıyor. Çünkü insanların karşılaştığı oran 100 tane şehir gibi yerlerde mesela 1000 tane belki milyon tane. O yüzden emsil nokta şu. Güvercinler de böyle. Az tenha olan yerler daha sakindir. Hastalığa bulaştırma oranı daha düşüktür. Ama çok kümeslerde ve yani çok fazla güvercin sayısı olan yerde hastalık çabuk şekilde bulaşabilir. Yani bunlara dikkat etsinler hocam. Dikkat etmeleri için de güvercinleri güzel şekilde yani 20 milimi artık 30'lu mu kümesin kapasitesine göre ayarlamaları lazım. insan ilaçları konusunda ne düşünüyorsun? Hocam insan ilaçları konusunda çok güzel şekilde tedavi yaptım hayvanlarımı. Çok güzel şekilde iyileştirdiklerim oldu. Fakat bunların bazılarında döl problemleri, kısırlık, yumurtalarında sorunlar olduğunu gördüm. Hani sadece aslında insan ilacı kullanarak hayvanları iyileştirme olarak bakıyoruz ama aslında iyileştirirken hayvana daha çok zarar veriyoruz. Bunun farkında değiliz. Ama bazı ilaçlar var hocam, insan ilaçları. Hayvanın bünyesinde pek bir fazla zarar olduğunu düşünmüyorum. Aksine onları tedavi etme yeteneği çok güzel. Mesela Clamox Bilinik, Filagi 500 kuruma hapı. Sonra hocam bir de Dekavit gebe doğum hapı. Ben bu üçünü kullanarak çoğu kısır kuşumuzu hani salmonella geçirmiş. Yani yumurtalıkları iltihap olmuş. Çoğu kısır kuşumuzu bu şekilde kurtardım hocam. Bu da bir hani bilgi olsun. Çoğu kişi internetten dolandırıcıyla 50 lira, 100 lira verip bunlar hakkında şey hani medet umuyor. Evet işte dediğim gibi eğer arkadaşlar bu video dinliyorsa hocam bu taktiğimi alsınlar. Gerekirse bir tane eczane dost tanıdığından bu ilaçları yazdırsınlar. Bu ilaçları kullansınlar. Ve çok faydalı hocam. İnsan ilacı olarak en kullandığım fayda olarak bu. Fakat hocam insanlar için kullanılan bir tane streptomisin dediğimiz ilaç var. Belki bilirsiniz. Bunlar da salmonella gibi kanat tutuklarında kullanıyorlar. Bir nebze fayda ediyor. Bir tanesi de ismaklama gelmedi hocam. Herkes kullanıyor bunu. Herkes de bilir. Kanat, Enter dekort. şunu Evet. birleştirip Dekort çok güzel işe yarıyor. Süper. Kanatları iyileştiriyor. Fakat hayvanınız kısır kalıyor. Bunun farkında değilsiniz. Veya tedavi ettikten sonra yumurtalıktan zarar gördüğünü görebiliyorsunuz. Yani hocam bunları insanlar kaba taslak yapıyor. Aynı şekilde güvercin ilaçları kullanıyorlar. Evet ama güvercin ilaçları şu an daha yeni yeni kendini kalkınmaya başladı. Yeni yeni tedavi etmeye başladılar. Ben ne yapıyorum hocam? Büyük başlarda veya küçük başlarda kullanılan ilaçlardan kullanıyorum. Hani bunlar da güvercine fayda sağlıyor. Hani illa kanatlı hani ilacı almayı tercih etmiyorum. Çünkü kanatlı insanların hani kanatlı ilaçla satılan çoğu hani üç kağıtçı demeyeyim de nasıl diyeyim size
hayvanlara etkisi az olan ilaçları yüksek mevlayı kaktırıyorlar, yüksek mevlayı satıyorlar. Bu da bence yanlış. Zaten sonuç elde edemiyor kişi. Bir de verdiği paraya yazık oluyor. Bir de bunu hobi olarak yapıyor. Ailesinden, sonra sizin çocuklarından kısarak bunları veriyor. Bence bunlar yanlış. Ya alacaklarsa güvenilir Tyson gibi markalardan alsın ama güvenilir yerlerden. Baktı bunlara veremiyor. Hani bunları alıp da fayda göremiyorsa gidecek veterin ilaçlarından büyük baş veya küçük başlara kullanılan ilaçlar alacak. Ben bu şekilde hocam 2018'de kümesi mi gelen Ecolit Salmonella'ya durdum. Penstrep-10 diye bir şey ilaç vardır. Bununla kuşlarımı 0,20 yani insülinle 0,20 vurarak kuşlarımın bir anda ölümünü kestim. Bu bağırsak florasını düzenliyor hocam. Demek istediğim nokta şu. İnsan ilaçları kadar veteriner ilaçları da faydalı. Ama nerede kullanacağınızı bilmeniz lazım. Ben çoğu hasta kuşu kümesime sokarım, getiririm, deney yaparım. Bu deneyler karşılığında diğer kuşların iyileşmesini veya hastalıklarını yenebiliyorlar mı, yenemiyorlar mı bunları kontrol ederim. Hatta hocam zamanında bir tane Betalben diye keçi koyun için kullanılan bir parazit hapı paylaşmıştım. Siz hatırlıyorsunuz sanırım. Hatırlıyorum, Hocam hatırlıyorum. evet bu Betalben diyeyim sap inekler, koyunlar için birebir bir ilaç. Fakat ben bunu İzmir'den gelen bir şamimi kullandım. Ve inanır mısınız kıl kurudu belki 100'den fazla bir anda döktürdü. Ve böyle darı büyüklüğünden büyük halkalı solucan dediğimiz parazitlerin en tehlikelisi karaciğerde bulunan parazitlerden döktürdüm. Yani düşünün yani hocam bunlar hayvan ilacı düşün etki sağlıyor. İnsan ilacı mesela kontiller bunlar da etki sağlıyor görebiliyorsunuz. Hani demişim nokta şu hocam insan ilaçlarının faydası da var zararı da var. Nasıl kullanmasının gerektiğini bilmek lazım. Ki onlar insan dozajına göre yapılıyor ve biz bunu o küçük haplarda ayarlayamayabiliyoruz. Hayvanın fazla şekilde dozaj alıp hayvanın yumurtalıklarına sonra döl verme yeteneklerini etkiliyor ve hayvanlarda kısırlaştırılmaya sebep olduğunu fark etmiyorlar. Her ilacın Benim fazlası orada zararlı hocam. dikkatimi çekerse zaten şimdi aslında çoğu şey bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bunun sen de farkındasın. Mesela şimdi hapların miligramları var. 1 Evet hocam. miligram hap da var. 250 gram, 50 miligram hap da var. Şimdi Evet hocam. biliyorsun 1 miligramlık bir hapı verirken 100 kiloluk bir insanı günde 12 saatte bir veriyorsun. Ama sen Evet hocam. 300 gramlık 1000 miligramlık hapı verirsen o hayvanda ne böbrek kalır, ne karaciğer kalır, ne başka bir şey kalır. Şimdi burada aslında bilinçli kullanım derken onu mesela elinizde güvercin ilacı da olsa, insan ilacı da olsa siz onu belirli bir mantık çerçevesinde kullanmazsanız güvercinizi öldürürsünüz. Yani çok ilaç vermek demek kuşun çok iyileşmesi ya da çabuk iyileşmesi anlamına gelmiyor. Eğer elinizde 1000 miligramlık bir hapınız varsa en az bunu ona bölmek zorundasınız. Bakın, yani hayvana verebileceğiniz en büyük şey 50 miligram, 75 miligram. Yani en fazla 100 miligram olması lazım ki o hayvanı ayakta tutabilirsiniz. Sen de biliyorsun birçok güvercin ilacında çok kesin sonuçlar aldık ama uzun vadede tabii kısırlık, işte böbrek, karaciğer veya yaşamın bitmesi konusunda belki o anlık çözüm bulabiliyorsun ama uzun vadede aksaklıklar olabiliyor. Şimdi güvercin ilaçları da sen de biliyorsun insanlar biraz önce kendin de söyledin. İnsanlar ekonomilerinden ayırıp da kenardaki köşedeki paralarından ayırıp da güvercin ilacı alıyorlar. Aslında bu konuda da insanlara yardımcı olmak lazım. Daha iyi yönlendirmek. Hani daha ilaca verdiği paranın karşılığını daha hızlı almasını sağlamak lazım. Bakıyoruz piyasada çoğu şey rant üzerine kurulmuş. Yani biz parayı alalım. Yani tamamen karşısındaki insanın parasını almaya yönelik. Aslında burada veteriner arkadaşlara söylüyorum. Para kazanın. Hiç sıkıntı değil. Ama para kazanırken ya insanlara bilgi de verin. Yani işte salmonella neden oluyor? E. coli neden oluyor? Bunun sebepleri, bununla karşılaşmaması için neler yapması gerekir? Yani ilaç tabii ki yani veterinerin hayatını sürdürmesi için ilaç satması gerekiyor ya da para kazanması gerekiyor ama ilk önce bizim candan bahsetmemiz gerekiyor değil mi? Yani hedef Hocam. can olması gerekiyor. Peki aşı de söyle mi? Söyle kelimemiz. Hocam şu an çok güzel noktaya değindiniz. Fakat insanlarımız bunu görmüyor hocam.
İnsanlarımız kulaktan duyduğu şeylere yazıyor. Az önce gördüğünüz ishal var demiştiniz mesela başta. Altına bir dünya yorum yapıyor. Adam hepsini denemek zorunda kalıyor. Hani kime neye güvendiğini bilmesi lazım insanın. İnsanlar artık kulaktan dolma bilgilerle kendince doktorluk yapıyor. Gayet güzel. Evet, faydalıysa güzel ama nerede neyi yapması lazım? Hocam sizin ayağınız ağrıyor. Siz gidiyorsunuz kafa ağrısı ilacı kullanıyorsunuz mesela. Ayak ağrısı etki etmiyor. Ağrı kesici sonuçta. İkisi de ağrı kesici. Demin Selim'i anladınız mı hocam? Hani insanlar bunun farkında değil. Ağrı kesici diyor. O diyor, her yeri geçirir diyor. Kullanıyor. Aslında hiçbir faydası yok. Sadece karaciğeri, böbreği, yöre. Başka hiçbir yaptığı bir halt yok yani adamın. Hani bunu bilen kişiler tarafından veya deneyen kişilere soranlarsa veya onların dedikleri yorumları veya bilgileri dinlerlerse daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hocam benim veterinerim var. Hayvanlar da çok yani büyük baş küçük başlarda çok iyi. Kanatlarda o derece zayıf. Hiçbir bilgisi yok. Ben kendim sahada çalışırken büyük başlara bakıyorum. İshal var. Kanlı ishal. Kanlı ishal neler durdurur mesela? Favetrim mesela. Bu ilacı bakıyorum. Etkisini kanatlarda kullanabilir mi? Kullanılamaz diyor mesela. Ben bunu gittim. Hasta bir güvercin buldum eşimden, dostumdan. İshal kaynaklı. Gittim bunu kullandım. Baktım fayda sağladı. Ama geçirmedi. Demek ki sorun nerede? Aklıma geldi. Önce parazitini temizleyeyim, sonra tedavi yapayım. Amacım neydi pek hocam ilk antibiyotiği kullanırken? Şimdi parazit verirsem hayvanın bünyesi iyice çökecek. Hani o yüzden ilk parazit vermedim. Ama sonuç olarak gördüm ki parazit vermedikten sonra diğer bir antibiyotin yapmanın bir anlamı yok. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Karambole yapıyor. Adam vitaminini veriyor, veriyor, sonra bir de parazit veriyor. Dayı, yaptığın hiçbir şeyin anlamı yok. Parazitle vitamin bir anda olmaz. Şimdi parazitli tedavisi uygularsın. Uyguladıktan sonra mesela A, K vitaminlerinden kullanırsın. Diğerleri B1, B12, A, D, E vitaminlerinden değil yani. Onlar etkilemez. A, K vitamini sadece bağırsaklardaki lezyonlardaki bozuklukları, yani yıpranan şeyleri, tahribatları önler. Bundan kullanılır. Sonra bir hafta sonra güzel şekilde vitamin kullanırsın. Bunu anlatıyorum, adam anlamıyor. Ben parazitli yaptım, sonra bunu yapacağım, fayda eder diyor. Tamam dayı, yap. Biz bunun ilaçların nötr etkisini biliyoruz hocam. İlaç birbirleriyle çalışmıyor. Birbirleriyle böyle bağlantı kuramıyor. Zıt noktalara gidiyor. Hani ne parazit yaptığının bir etkisi kalıyor, ne kullandığı vitamin etkisi kalıyor. Böyle ortada boş boşuna yapılmış bir tedavi oluyor. Yani bunlar yani, bilmeden yapıyorlar. Bilmeden yaptığımız her şey aslında güvercine bir zarar. Yani zarar hani bulamadaki o düzeni yakalamazsanız o da bir zarar. Şimdi dediğin gibi mesela vitamin konusunda işte A-vitka özellikle iç parazitten sonra K vitamininin bağırsak yaralarını tamir ettiğini biliyoruz. Yani evet, kalkıp her türlü vitamin orada çözüm bulmuyor. Aslında iç parazitten sonra verilmesi gereken vitamin A-vitka. Yani şimdi işte hocam, insanlara... lafınızı bir daha böldüm hocam, kusura bakmayın. Doğadan bir örnek vereceğim size. Hocam çoğu insanları belki bilirsiniz, avcılık yaparlar. Doğada domuz avlarlar. Domuzlar mermiyi yer, içine alır. Hayvan bunu nasıl temizler doğada biliyor musunuz hocam? Nasıl o yarayı iyileştirebilir biliyor musunuz? Bilginiz var mı? Yok, bilmiyorum. Evet. Hocam çam ağaçlarını biliyorsunuz değil mi? Çam ağaçların evet, özel şeysi vardır. Hocam evet, antibiyotin en kralı, en sağlam odur. Domuz onu böyle sürte sürte oraya kapatır hocam. Ve inanır mısınız belki bir ay içinde sanki mermi izi yememiş gibi sapasağlam olur. O çam ağzındaki akıntılar, sonra bu çam çıraları. Hocam bunlar o kadar faydalı, o kadar güzel bir şey ki. Yeri geldiği zaman şunu yapabilir arkadaşlar. O çamdan çıkan çıralar var ya, bu çıraları suların içine koyabilirler hocam. Bağırsak çok güzel şekilde düzenler. Bağırsaklardaki o parazitlerin tahrip ettiği şeyler var ya hocam, böyle lezyonlar. Bunları kapatır, önler. Bir de katran, andız katranı. Belki duydunuz hocam. Eski insanlar her zaman kullanır yaralarına, bir yerlerine vücutlarını kullanır. Hocam gerekirse sulukları kirlenecek ama gerekirse bir kapak sularını bence koysunlar. Çünkü hayvanlar için o derece faydalı. Bağırsaklarını, hani o yaşam yerlerini o derece güzelleştiriyor. Ben bunları hep kullanırım ve çok faydası olur. Gerekirse hocam bu çam sakıkları vardır, böyle akıntıları. Bunlar da hocam böyle yara, hayvanlarda yara olur. Nasıl diyeyim? Herhangi bir yerinde kana. Denesinler, bunu oraya sürsünler. Ne kadar çabuk geçtiğini görsünler. Ve dediğim gibi hocam bunlar hayvanın bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Diyeceğim bu kadar hocam. Kusura bakmayın, lafınıza böldüm. Estağfurullah. Ben mesela şunu da takip ediyorum. Yani aslında canlılar olarak hepimiz birbirimize benziyoruz. Yani güvercin de bir canlı.
Yani aslında kendimizle onu kıyasladığımız zaman aslında birbirimizden çok farkımız yok. Ne dersin bu konuda? Hocam bu konuda sadece bizim ağzımız dilimiz var. Onların size verdiği tepkiler var. Başka bir şey diyemiyorum hocam. Hani bunları anlamak lazım. Hani hayvanını seven, hayvanı dikkat eden bir insan zaten anlar hayvanla bir anormal bir durum olup olmadığını. Onlar Ve benim hocam, dilsiz kullanılır diyor ya. Ve hocam kuşlarda genelde şu ön taraflarına bazıları böyle ön tarafını böyle büzüştürür. Böyle küçük durum yapar. Bu bağırsaklardaki yangıyı gösterir. Hayvanda küçük bir şekilde ateş vardır, bağırsağında yangı vardır. Bunu insanın anlaması lazım. Bunu hani antibiyotik bir şey bulamazlarsa en güzel doğal yöntem hocam kimyon. Bildiğiniz kimyon. Bu kimyonun sularını kaçacaksınız veya şırıngayla çekeceksiniz, içireceksiniz hayvanı. Mesela bu kimyon o şu örneki kabarmaları, pusukluğu gider hocam. Çünkü bağırsağı düzenlemeye fayda eder. Bazı kuşlar vardı hocam böyle kafayı içeri çeker, böyle böyle yapar. Hocam bu hayvan içinde yüksek mevrada böyle artık parazitler diyeyim size, içinde gidiş hani vücudunda, organlarında diyeyim artık sıkıntılı bir şekilde bir şey var. Artık çok ağır bir safhada ki hayvan böyle böyle yapıyor. Hani anladınız hocam benim değil mi? Hani kafasını böyle büzüşür Anladım. kenarda. Ya bak, Dikkat ederseniz bu, çok dikkat ederseniz şimdiki bu yani, evet. dikkat edersen hocam bu kuşların ön döş kemiği, şuradaki ön döş kemiği çıkıntıdır. Öne doğru çıkmıştır. Yani bu demek oluyor ki hayvan az önce dediğimiz konuda iç dış paraziti yapılmamış. İç organlar artık yeterli şekilde çalışamayacak seviyeye gelmiş. Parazitler onu bitirmiş. Bunu gösterir. İki, hayvan çok uçuyor. Çok uçtuğu için yani beslemesi zayıf olduğu için bunlar da kaynaklanır hocam. Çünkü artık hayvan yediği enerjiyi kaslarından yakmaya başlar. Kasları yakmaya başlayan bir hayvanın artık sonu gelmiş demektir. Bunun en güzel örneği de çiftliklerdeki 1,5 yaşındaki genç tavuklarımızın heba edilmesi gibi. Sabah akşam randımanlı şekilde uçukları yakılarak hayvanlara yumurta elde etmeleri gibi düşünün hocam. Hani demsizin nokta bu. Hayvan ne yapacak? Yem yiyor ama artık karşılayacak bir şeysi yok. Kendi bünyesinden gidiyor. Sonra ibikleri solar ve fabrika artık bunu dışarı satar. Çıkıntı mal. 3 liraya 5 liraya satabildiği kâr. Hani hocam demiştiğin nokta bu. Güvercinlerde de bunlara dikkat etmemiz lazım. Değindiğimiz gibi yemleme bir, iki iç dış parazit. Hani hayvanın sağlığı her şeyden önemli. Hani bunu yapan bir insan hocam bir de size zamanında söylemiştim. Eğer hatırlarsanız iç parazit. Dış parazit de önemli ama iç parazit. Önemli olan iç bana kalırsa. İç parazit de hocam toprakta besleyen arkadaşlar yılda 3 defa yani 4 ayda bir yapmalısı lazım. Betonda besleyen arkadaşlar 6 ayda bir. Neden dersiniz hocam? Toprakta parazit çok daha fazladır. Çünkü köpeğin dışkısı, kedinin dışkısı ne bileyim hani aklınıza gelebilecek her bir şekilde toprakta bulabiliyor. Toprakta haşırlaşan o insanda veya hayvanda parazit her zaman çok olur. O yüzden yılda 3 defa yapmaları çok randımanlı şekilde olabileceğini düşünüyorum. Çatıda besleyen arkadaşlar da 6 ayda bir yaparsa çok güzel olur. Benim yaptığım taktik ise hocam şu an konumuzla alakası yok ama söyleyeyim ben yine. Vetalben dediğimiz hap. Bunu yarıya bölüyorum. Hocam detayları anlatayım. Siz daha iyi anlatıyorsunuz. Ben sadece yapılışını anlatayım. Hani siz suyu önüne falan çekiyorsunuz ya. Hani bunları siz daha güzel anlatıyorsunuz. Ben o konuda tam iyi anlatamıyorum. Ben sadece yapılışını anlatayım size. Bu hapı ikiye bölüyorum. Eziyorum. Suyu 2,5 litreye göre ayarlıyorum. İçine döküyorum. Hayvanların hepsini içmesini sağlıyorum. Bu sırada hayvanların önünde hani yem olmasını istemiyorum. Yem olmayacak. Hayvanlar suya gelsinler. Hani susuz kaldıkları zaman. Gerekirse bir gün öncesinden suları önünden çekiyorum. Baktım hala su içmiyorlar. Hayvanlar bu ilaç suyu içmiyorlar. Hemen kısa sürede şırıngayla çekiyorum. 5 gram veya 10 gram neyse şırıngayla ağzından basıyorum. Bastıktan sonra su önlerine bekletmiyorum. Alıyorum. Çünkü parazitin fazlasını hayvan içerse bünyedeki kan dolaşımları sıkıntı olur ve hayvan ölüme bile gider. Zehirler. Bunu uygulayarak hayvanların parazitlerini ben çözüyorum. Arkadaşlar deneyebilir. Eğer görmeyen varsa ise Dönekçi Kerem'in videolarına girip oradan parazit videoları vardı profilinde. Oradan bakabilir. Ve kesinlikle kesinlikle hani izleyen kişiler vay be bir güvercinden bu kadar dışkı parazit nasıl dökülür diyeceğine eminim. Şimdi Kerim zaten inşallah bu videoları sen de sürdürürüz. Benim istediğim zaten mesela yani bir şey yapıyorsanız öncelikle amaç faydalı olmak. Şimdi Evet. mesela yani istediğim mesela senden şu mesela işte bir E. coli konusunu çalışalım. Mesela onunla ilgili 15 dakikalık veya işte 10 dakikalık bir sohbet edelim. İşte salmonella konusunu çalışalım. Ayrı bir olarak sırf salmonella. İşte Ya sırf sen hocam. de biliyorsun PMV, paramyxovirüs yani bu tür veba işte hani mesela bu tür hastalıklarda çok fazla bir
bilmemezlik var. Bunların sebepleri, tedavisi, sonucu bunlarla ilgili küçük videolar yapalım. Çünkü uzun videolarda insanlar sıkılıp evet, bırakabiliyorlar. Kısa kısa olursa daha güzel olur. Sırf başlıklı mesela işte sırf E. coli, sırf salmonella alalım, sırf salmonella'yı verelim. Bunu inşallah ileriki dönemlerde bu bir başlangıç olsun, bunu yapalım. Şimdi ben mesela bir de aşı konusuna değinip ondan sonra bitirmek istiyorum. Tamamdır şimdi, hocam. Aşıda mesela şu var. Arkadaşlar diyor ki işte ben kuşları aşı yaptım ama öldüler. Yani şimdi bu aslında çok komik. Yani hani bir kere yani bilmemezlik kadar kötü bir şey yok. Aslında bilmemezlikten daha kötü bir şey öğrenmemek. Yani şimdi hem bilmiyorsun hem öğrenmiyorsun. Şimdi sen aşıyı yapıyorsan niye karşı aşılıyorsun? Yalancı vebaya karşı, PMV, Newcastle'a karşı yani sallamaç dediğimiz hastalığa karşı aşıyı yapıyorsun. Ama senin kuşun salmonella'dan ölüyor. E. coli'den ölüyor. Adenovirüs'ten ölüyor. Yani yüzlerce çeşit güvercin hastalığı var. Sen en büyük hastalık olan mesela Newcastle yani 20 yalancı veba veya piyasada bilinen adıyla veba dediğimiz zaman kuşların 4'te 3'ünü kaybedersiniz. En iyi şartlarda. Yani kümese veba girdiği zaman yani 100 tane kuşunuz varsa size kalan kuşunuz 15-20 tane kalırsa o da çok büyük başlar. Onun da yarısı sallabaş kalır, yarısı artık bağışıklık kazanmış kalır. Aslında onu da ne söylemek istersin? Hocam az önce dediğiniz hemen lafını devamı getireyim. Vebadan sonra hemen salmonella gelir. Bilginiz arkadaşlar. Çünkü veba evet. Artık hayvanı bitiriyor. Bitirdiği anda salmonella bir ortam açıyor. 2018'de hocam 40 tane uçurma kümesimizde güvercinlerimiz vardı. Bunların yaklaşık 10 kadarı dönüşlüydü. Hani Türkiye geneline uçurabilecek seviyede güzel güvercinlerimizdi. E. coli dediğimiz hastalık bir anda bir geldi. 43 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. 43 tane güvercinimizin bir gün sonra nereden baksanız 35 tanesi yanlış hatırlamıyorsam bir anda büzüşerek yani öldü. Ben bu ilacını yaptım ama ilacı şeydi hava aldığı için bozulmuş. Dediğim gibi penstrap on. Ben bunu da çözdüm. Neyse hocam bunların 35 yakın güvercinden 25 tanesi o gün içinde öldü. O gün içinde. Hiçbir şey yapamadan. Ateş düşürüyorum. Yok fayda yok. Ölüyor. Ne yapabilirim dedim en sonunda. Birkaç tanesinin bacağından falan kan aldım hocam. Bilerek. Niye derseniz toksin etki dışarı çıksın. Şu an çoğu insan ilacı kullanır ama vücuttaki kanın dışarı atamadıktan sonra içerideki toksinlik hayvana zarar verir. Bunu düşünmüyorlar. Ben mesela ne yaparım? Tırnağını keserim veya ne bileyim topuktan kan alırım. Bu içerideki kan dolaşımını yani yenilesin. Yenilediği için de hayvan tekrardan vücut düzeninde çalışmaya başlar. Bunu dikkat etmek lazım. Hocam gelelim aşı noktasına. Şu an adam geliyor. Hocam nasıl diyeyim size? Çiçek aşısı yaptırıyor. Başka bir aşı yaptırıyor. Ben aşı yaptırdım. Kuşlarım artık dayanıklı. Kesinlikle ölmeyecek. Bu bir yanlış. Yani aşı yaptırdın diye kuşun ölmeyecek diye bir kaide yok. Sadece korunuyor. 100 tane kuşun ölecekse şu an aşı yaptırdığın için 10 tanesi veya 15 tanesi ölecek. Bu hastalık geldiği zaman da. Tabii gene bünyesi sağlam ve dayanıklı olanlar kalacak. Bir de hocam bazı arkadaşlar var. Dediğiniz gibi binlik tavuk aşısı yaptırıyorlar. İçinde nevkası veya ne bileyim isim aklıma gelmedi hocam. CRD, kronik solunum gibi bunları yaptırıyor. Sonra adam kuşları bir geliyor salmonella veba geliyor. Kuşlar bir anda ölüp gidiyor. Diyor ben aşı yaptırdım bu nasıl şeydi? Gidiyor adamı söylüyor. Ben sana aşı yaptırdım böyle böyle bu kuşlar niye ölüyor? Abi ben sana aşı yaptım. Niye aşı yaptın sen bana? Bak da benim üzerinde bunları var. Bu aşıcının da sesli hocam hatası. Adam binlik kişiye açıyor. Hani milleti aşı satmak için de bunu yapıyor. Binlik kişiden para kazanmak için. Bu da yanlış. Bana kalırsa hocam 80 kuşluk aşılar mevcut. İsim aklıma gelmiyor hocam her zaman. Nobilis İnternetten var, Bornova'da var. Üretiliyor bu ilaç. İsim aklıma gelmedi. Nobilix. Evet. 80 aşının kendisi 130 lira olması lazım. Ben bu aşıdan kullanıyorum. İsim aklıma gelmedi. Bu aşı genelde kuşu bir yıl boyunca sağlam bir şekilde götürüyor. Fakat bir yılın sonunda kuş afallıyor. Tekrardan aşıya ihtiyaç duyuyor. Benden bazı arkadaşlar tavsiye, belki benim görüşüm yanlıştır onlara göre. Bu benim kendi görüşüm. Ben 2009'dan 2015'e kadar köyde besledim. Sularında hayvanların şey vardı, kireç vardı. Ve bu kireç hayvanlara böyle çok şekilde sağlıklı bir şekilde nasıl diyeyim, üremesine sebep oldular. Ve hastalık girmedi. 2009'dan 2015'e kadar 6 yıl boyunca bir hastalık kümesi dahil olmadı. Çok güzel bir şey. Bu neyden kaynaklanıyor? İçme suları 1, 2 bakım besleme, 3 hayvanlarınızda bir değişiklik onarmalık gördüğü an direkt kümesten alın. Direkt.
dışkıdaki bozukluğun yayılmasını önleyin. Bunlar olmazsa hocam ne aşı fayda eder ne kullandığınız nasıl diyeyim, probiyotikler hayvanın bağışıklık sistemi kuvvetlendirmek hiçbir fayda etmez. Önemli olan taşıyıcı, yani aşı yapıldıktan sonra küçük bir şekilde kendinden geçen güvercinleri kümesten almak bence en güzeldir. Ha, bazı arkadaşlar vardır şöyle yapar. Ölen ölsün, kalan sağlar bana kalsın der. Aslında çok güzel bir doğru bir şey. Niye dersiniz hocam? Sağlıklı bir nesil ortaya çıkar. Şimdi bağışıklığı zayıf bir hayvanla ürese dursa ne olacak? Küçük bir hastalık gelse gene gidecek. Bu yönden bu şekilde diyen arkadaşlara ben saygım sonsuz. Dedikleri gayet de mantıklı. Çünkü bağışıklık sistemi kuvvetli olmayan hayvanlar eninde sonunda gidecektir. Yani bunları artık kendi aralarında belli bir çağ atlayarak ileri taşıması için bunlar şart. Ve hocam çoğu kişi belki bu görüşme de yanlış diyecektir veya bence öyle değil diyecektir. Benim şu an kümesim damız kuşlarım çoğu kış yavrusu hocam. Yaz yavrularım benim hep dağışık, zayıf ve hastalık geldi mi ölüyor. Niye derseniz kış yavrusu, kış günü mikroplar, virüsler ortamda pek fazla bulunamaz, yaşayamaz. Yaşayamadığı için kuş yavruyken dirençlenmeye başlıyor. 2-3 ay bile dirençlenmesi onun için her şeyden böyle korunmasına yetiyor. 2-3 ay dirençlenen yavru Mart, Nisan gibi hava geçiş zamanlarındaki mikroplara yenik düşmüyor. Ama Mart, Nisan'da yeme düşen yavrum bir anda ölebildiğini görebiliyorum. Niye derseniz hava zaten akım, virüs kaynaklı yer. Böyle tozlanmalarla, polenlerle, sonra ne diyeyim size hava yollarıyla, geçişleriyle bir dünya hastalık taşıyorlar. Ve en güzel şeyler, taşınan şeyler göçmen kuşlar, kargalar. Bir. İki, leylekler. Leyleklerin geldiği yerde bir anda hastalık çok fazla olabilir. İzmir Torbalı tarafında Semih diye bir abimiz var. Onun kümesinde geçenlerde paylaştığı yazıyı gördüm. Leyleklerden gelen bir hastalık. Doğrudur. Her bir yabani hayvan taşıyıcıdır ve hastalık geçirir. Yere geldiği zaman kullandığımız, yere attığımız yemler, serçeler yesin diye. Bu serçeler yer, çok güzel şekilde sevap kazanırız. Evet, güzel ama o serçeler bir dünya yere gidiyor. Hastalıklı ortamlara geliyor. Bunlar bile bir taşıyıcıdır. İstediğiniz kadar aşı yaptırın, istediğiniz kadar şey yaptırın. Ve aşı yaptırırken diyeceğim nokta şu. Güvenmediğiniz yerlerden veya bilmediğiniz aşıları yaptırmayın. Gerekirse ismini öğrenin, gerekirse de içindeki ilacın sıvılığını veya akışkanlığı veya beyaz renkli veya nasıl diyeyim böyle koyu mu? Buna dahi kadar öğrenin. Ve aşı yaptıracağınız zaman da hocam herkes yanlış yapıyor. Hangi konu yanlış yapıyor? Aşı yaptırıyorlar. Benim kuşlarım aslında olmayacak. Kuşlarım zaten direnci yokken aşı yaptırmayın. Öncelikle hayvanın dirençlerini kuvvetlendirin. Direnci kuvvetlendirilmeyen hayvana aşı yaptırırsanız hayvanların komple ölümüne sebep olursunuz. Ve benim kuşlarım hastalık var dersiniz. Yanlış. Aşı dediğin şey zaten küçük mevladı. %20 seviyede bir hastalık veriyor. O hastalığı bünye yensin diye veriyor. O hastalığı tanısın. Oradaki mikroorganizmalara karşı yenebilecek yenebileceği şekilde savunma sistemini kuvvetlendirsin diye bu şekilde beyne şeyler iletim gönderiyor. Kerim, aslında şöyle yapalım. Şu anda mesela aşı dönemi biliyorsun, hatta Mart ayında falan yapılması gerekirdi. Evet, fakat hocam. Arkadaşlarımız biraz da işte koronavirüs ve iklim koşulları, hala kışın birazcık da sert gitme sebebiyle çok aşıya giremediler. İstersen 2-3 gün sonra sadece aşı konusunu alalım. İnaktif aşıları, aktif aşıları, süt aşısı nasıl yapılması gerekir, aktif aşısı nasıl yapılması gerekir, önce ne yapılması gerekir, sonra ne yapılması gerekir. Bu konuda istersen sen bir çalışma yap, arkadaşlarımıza onu söyleyelim. Biraz önceki güçlü bireyler konusunda Rami abinin, Rami Bozkır'ı ben çok takip ederim. Mesela evet, onun güzel bir yazısı var. Herhalde. Evet, postacı ve postacılarda biliyorsun sağlam bireyler çok önemli. Yani şunu söylüyor, diyor ki eğer yavruyken kuş sağlıklı iyi yetişmemişse ya da kötü hastalıklar geçirmiş ve bunu atlatamamış veya atlatmışsa bile bu hayvanın o virüsü taşıma veya bakteriyi taşıma olasılığı vardır. İleride de sağlıklı bir damızlık olmayacaktır. Yani özellikle kuşları yavruyken sağlıklı tutmak sağlıklı damızlıkların da elde edilmesine sebep oluyor. Yani tabii ki cana hepimiz üzülüyoruz. Tabii ki hasta olmasın kuşlarımız ya da hasta olursa tabii ki iyileştirelim. Ama ilk önce hani sağlıklı bireyler derken gerçekten de ilk önce sağlıklı bireyler. Hemen hemen 1 saat 10 dakika oldu. Evet, çok hocam bayağı olmuş. Ben bu kadar beklemiyordum ama olmuş. Evet, akıcı oldu. İnşallah arkadaşlarımız faydalanır. Aslında çok güzel küçük mesela arada böyle kimsenin bilmediği bilgiler de verdi. Ben çok teşekkür ederim.
Aşı konusunu çalışalım. Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde bir sen hazırlığını yapınca aşı konusunda ben de çalışayım dersime. Aşı konusunda tamam. Beraber bir arkadaşlarımıza aşı nasıl yapılır o konuda da bilgi verelim. Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Demin genç, bilinçli, araştırıcı arkadaşların aramızda olması bence çok güzel. İnşallah ileride camiaya çok büyük hizmetler yapacaksın. Biz de bunları göreceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İyi günler, iyi çalışmalar. Aile selam. Görüşürüz inşallah. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Sağ olasın.